Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turu Mısız Kesme'den devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Bursa Osman Gazi'den sesleniyoruz. Osman Gazi'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Arslanlar Konağı'na konuk olduk. Yanımda işletme sahibi Selçuk Arslan var. Bakalım firma sahibimiz bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Selçuk Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere de ayağınıza sağlık diliyorum. Hoş geldiniz. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle Selçuk Bey. Selçuk Arslan kimdir? Selçuk Arslan 1989 doğumlu. Ağrı ilinde doğmuş, yaklaşık 20 seneden iyi aşkındır Bursa'da ikamet ediyor. İki üniversite mezunuyum. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Arslanlar Konağı ne kadar süredir faaliyette? Yaklaşık olarak 3 seneyi aşkın süredir otelcilik sektöründeyiz. Fakat son 1 seneye kadar biraz daha yavaş olmakla beraber son 1 senedir biraz daha profesyonelliğe taşımaya çalıştık. Son bir sene daha aktif bir şekilde bu sektörün içerisinde yer aldığınızı söyleyebiliriz öyleyse. Evet, doğrudur. Peki burada Arslanlar Konağı'nda müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz Selçuk Bey? Yani Arslanlar Konağı olarak önceliğimiz müşterilerimizi rahat uyutabilmek, dinlendirebilmek. Amacımız bu yönde. Hizmet olarak da oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyoruz tarihi otel olduğumuz için. İlerleyen dönemlerde yine aynı şekilde restoranımız, yani hem müşterilerimize hem dışarıya hizmet verecek şekilde çalışmak gibi bir niyetimiz de var. Peki kapasitemizde, potansiyelimizde kaç odamız var? Şu an için aktif olarak çalışan 30 odamız var. İleriye dönük tabii daha da artabilir tadilatla vesaireyle ama şu an için 30 odamız var. Tabii bunlar tek kişilik, çift kişilik, suit vesaire, deluxe diye değişiyor sanırım. Tabii ki biraz daha şehir merkezi oteli olduğumuz için aileye yönelik odalarımız genelde double ve triple, yani 2 veya 3 kişilik, 4 kişilik oldu. Tek kişilik odalarımız da tabii ki mevcut ama sayı olarak tabii ki daha az, yani şehir içi otel olduğumuz için çok tek kişiliğe yönelmedik açıkçası. Tabii burası iki blok halinde hizmet vermekte sanırım. Arasındaki fark nedir? Aynı zamanda buranın tarihi bir yapısı da var bildiğim kadarıyla. Bunları da yine sizlerden dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii ki biz buranın inşaatını da kendimiz yaptık en başından beri. Bina bir kısmı binamızın daha önceden vardı. Tarihi birinci derece tarihi eser olduğu için aynı şekilde restore ettik. Yani her şey aslında uygun şekilde oldu. İkinci binamızı daha modernize tarzda yapıp ikisini birleştirdik. İki farklı konseptimiz oldu burada. Yani bir kısmı tarihi, bir kısmı modern olmak şeklinde. Tarihi dediğimiz bu binaların tarihi kaç yıla dayanmaktır, kaç yıllık binalar ya da eserlerdir diyebiliriz buralar için? Tarihi binamız, yani bizim amatör araştırmalarımıza göre 100 yılı geçtiğini biliyoruz. Yani çok çok eski zamanlarında biliyoruz. Fakat tabii ki daha öncesi, yani kütüphanelerde de hani tabii çok meşhur bir yer olmadığı için, bilindik bir yer olmadığı için çok fazla geriye de gidemedik açıkçası. İki blok arasındaki oda konseptleri de farklı değil mi? Tabii ki tarihi binamızda kullanılan malzemeler olsun, yani inşaat aşamasında da öyle, şu an için ekipman olarak da genel olarak hep böyle tarihi şeyler kullanılmaya çalışıldı. Fakat yeni binamızda daha modernize yeni ürünler kullanılıyor. Peki kaç kişilik bir ekiple burada hizmet sunuyorsunuz? Şu an aktif olarak çalışan 12 kişilik bir ekibimiz var, yani gece gündüz olmak şekilde. İleride tabii ki daha da artacak bu sayı. Yani faaliyetlerimiz arttıkça, işte restoran vesaire gibi faaliyetlerimiz arttıkça sayı da artacak. Peki şu anda konaklama alanımız kaç metrekare alan üzerine kurulu? Şu an zeminimiz yaklaşık 500-600 metre civarı. Toplamda kapalı alanda 3000 metre, 4000 metre civarı. Peki otelimize, konaklama alanımıza yakın olan, rotasyon olarak yakın olan tarihi yerler, mekanlar, meydanlar var mıdır? Tabii ki zaten buraya bu kadar özen göstermemizin en büyük sebebi buydu. Hemen Bursa Ulu Cami'nin karşısında oluşumuz. Yine civarımızda Üftade Hazretleri, Emir Sultan Yeşil Türbe, yani gibi birçok işte Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri. Bunların hepsi şu an bize yürüme mesafesinde. O yüzden de biz de bu konuda çok dikkatli olmaya çalışıyoruz açıkçası.
Bu alanda yani konaklama alanımıza yakın bir çok tarihi yapı alanda bulunmaktadır diyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlerin tabii ki şu anda yan ekranımızda görüyorlar sizlerin oda tiplerini vesaire ama daha detaylı bakmak isteseler web sitenizde sizler aracılığıyla paylaşmış olalım lütfen. Tabii ki www.arslanlarkonağı.com adresinden ulaşabilirler. Peki otel rezervasyonlarınızı, konaklama rezervasyonlarınızı da internet üzerinden alıyor musunuz yoksa alt yayın bandımızda görünen iletişim bilgilerinden mi sizlerle iletişime geçmeliler? Tabii ki internet sitemiz üzerinden de yapabilirler, iletişim bilgileri üzerinden de ulaşabilirler. Onun dışında birçok internet sitesi üzerinden de direkt bize yönlenerek online rezervasyon yapabilirler. Peki izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınıza değil de sizleri tercih etsinler diye soralım öyleyse. Şimdi bizim burada en büyük avantajımızın tarihi olmasını, yani tarihi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü biz burayı yaparken en büyük hedefimiz buydu. Tarihe sahip çıkmak, tarihi korumak. Yani bizi tercih etmelerinin sebebi de onların da aynı şekilde tarihlerine sahip çıkmak olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz nelerdir? Yani sektördeki hedeflerim, yani genelde otelcilerin hedefi işte bir şube daha, bir şube daha, bir şube daha olarak büyüme şeklindedir. Ama ben bir şubeyi daha bu tarzda yine tarihi bir binayı restore ederek yine aslına uygun tarihi canlandırarak yeni bir şubeleşme yolunda gitmeyi tercih ediyorum açıkçası. Yani ikinci bir şube açarsak bunu da normal yeni yapılmış bir bina üzerine değil de yine bir tarihi yapı üzerine yaparız diyorsunuz, doğru mudur? Evet, doğrudur. Peki bu şube açma sürprizi bizlere başka bir bölgede mi olacak, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde mi olacaktır yoksa Bursa içinde mi olacaktır? Sizlerin tercihi ne yönde olur? Yani şu an için şehir dışı çok düşünmüyoruz açıkçası. Şöyle hani işimizin başında olmak, bütün sıkıntıları birebir ilgilenmek için çok geniş alana yayılmayı düşünmüyoruz ama tabii ki ilerleyen zamanlarda olabilir, yani neden olmasın. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa dinleyelim lütfen. İzleyicilerimize aktarmak istediğimiz son bir şey, yani biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Herkesin de bu şekilde olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz ülkemizin sağlığı iyiliği için. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey.